Akran zorbalığı bir çocuğun bir veya birden fazla çocuk tarafından isteyerek, bilerek ve kasıtlı olarak kötü bir muamele görmesidir. Aslında bir istismar türüdür. Tabii biz akran zorbalığını fiziksel olarak düşünüyoruz ama ruhsal, duygusal, psikolojik olarak da aslında bir nevi istismar türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaç yaş aralığında gözüküyor? Aslında her dönem karşımızda akran zorbalığı ama 7 ile 15 yaş arasında sıklıkla görmekteyiz. Nedenleri nedir akran zorbalığını? Şöyle, ailevi sorunlar, sıkıntılar, yetiştirilme şekli, aileden öfke görmesi çocuğun akran zorbalığı yapmasına sebep olabiliyor. Grup içerisinde, arkadaş grubu içerisinde baskı görmesi, şiddet göstermesi, akran zorbalığı yaşatması anlamında sürekli bir baskı hali. Çocuğun içine yaşadığı öfkeyi dışa vurma, yani güç gösterisi aslında diyebiliriz biz. Öfke kontrolsüzlüğü. En önemlisi de işte televizyondan izledikleri dizilerden, filmlerden veya oynadıkları oyundaki karakterleri benimseyip onları arkadaşlarının akran zorbalığı olarak öfkeyi dışa vurma şekli ve durumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Zorbalığa uğrayan çocuklarda neler görüyoruz biz? İlk önce ders başarılarına düşme, dikkat dağınıklığı, okula gitmek istememe durumları yaşanıyor. Ani böyle bir ses olduğu zaman hemen kendini korumaya alma, savunma durumları yaşanıyor. Okulla alakalı konular açıldığı zaman ya öfke, ya nefret veya da sessiz kalarak aslında tepki gösteriyorlar. Uykuyla alakalı problemler yaşıyorlar, yemekle alakalı sosyal ilişkilerinde sorun ve sıkıntılar. En önemlisi de şu, okulda, okul öncesinde veya okul sonrasında hiç fark etmez. Çocuk da böyle bir kaygılı, endişeli durum, beden dili, işte aileye yaklaşım, iletişim, zorbalığını önlemek için neler yapmak gerekiyor? Aslında en önemlisi okulda öğretmenlere, evlerde de anne babalara büyük bir iş düşüyor. Çünkü çocuklara bu durum yaşadıkları zaman veya gözlemledikleri zaman onlarla iletişim açık bir şekilde olmaları lazım, teşvik edilmeli. Neye teşvik edilmesi gerekiyor? Böyle bir durum yaşıyorlarsa veya yaşatıyorlarsa halledilebilecek bir durum olduğu, bunları aileleriyle veya öğretmenleriyle paylaşmaları gerektiği çocuklara söylenmesi lazım. Çünkü bazı aileler bu durumlarda aşırı tepki veriyorlar. Aşırı tepki verdikleri zaman da çocuklar ya sessiz kalıyorlar ya da bu akran zorbalığına daha da çok artırarak devam ediyorlar. Okullarda öğretmenlere karşı, işte anne babalara karşı veya da öğrencilerimize yönelik akran zorbalığıyla alakalı eğitimler verilmesi gerekiyor. Bilinçlendirilmesi lazım. Özellikle ders aralarında, işte teneffüslerde öğretmenlerimizden gözlem rica ediyoruz ve istiyoruz. Böyle bir durum yaşayan ve yaşatan çocuklar varsa önlemek ilk önce öğretmenlerimizde çünkü. Ona göre gerekirse çocuklarımıza, ailelerimize bilgilendirme yapılması gerekiyor. Aileler evde çocukların beden dilini çok iyi gözlemlemeleri lazım. Biraz önceki söylediğimiz gibi bazen çocuklar aşırı öfkeli, bazen içine kapanık olabiliyorlar. Beden dilimiz, davranışlarımız, evdeki davranışlarımız çok çok önemli. Her ders başarısındaki veya başarısızlıktaki durumlar akran zorbalığına yorumlamak doğru olmaz. Burada öğretmenle beraber işbirliği içerisinde çocuğumuzu çok iyi gözlemleyerek yola devam etmemiz gerekiyor. Tabii gerektiği zaman da psikolog, psikiyatri desteğini hiçbir zaman unutmuyoruz. Son olarak da en önemli değinilmesi gereken konu aslında şu. Sadece biz zorbalığa uğrayan çocukla ilerliyoruz ve onlardan destek alıyoruz. Aslında unutulmaması gereken şey şu ki zorbalığa uğrayan çocuk kadar uğratan çocuk da psikolojik destek alması gerekiyor. Onun da aile öyküsü, okulla alakalı ilişkisi, öğretmen ilişkisine bakmak ve değerlendirmek gerekiyor. Çek lan, yat lan. Annem arıyor. Yok, sıkarım ha. Oğlum annem. Oray.